Merhaba. Ne kadar ağaç dikerseniz dikin, yanan ormanın yerine yenisini fidan dikimiyle koyamazsınız. Ekosistem içindekilerle beraber kül olmuştur. Ağır suçtur. İhmali olanların bırakın görevden alınması, yargılanması icap eder. Türkiye gibi otoriter baskıcı yönetimler altında şu olur. Devlet üzerine bir şey sıçramasına izin vermez, süratle günah keçisi bulur, ilk fırsatta gündem değiştirir. Haliyle sorunu nasıl çözeriz anlayışı yoktur. Sorundan nasıl sıyrılırız güdüsü hakimdir. Ezelden beri değişmeyen bir kaidedir bu. Toplum manipüle edilir, gerçekler çarpıtılır, düşman icat edilir, rakipler bastırılır, ardından yönetmen motor der. İnanmaya hazır insanlar olmadan yapamazsınız bunu. Kurşun asker kadrolar olmadan olanağı yoktur. Elbette tek adam veya politbürosu ana sorumlulardır. Ve fakat fatura tümüyle ona kesilmesine rağmen halk günahsız değildir. Sayın hemşehrilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Mühim olan sistemin inşasıdır ve sağlaması çok basittir. Bir ülkede denge ve denetim tesis edilmemişse kazalar, afetler baş gösterir, insanlar ölür. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Cumhurbaşkanımız sizleri sevgi ve selamlıyor. Telafi edilemeyecek maddi kayıplar yaşanır. Maden faciaları böyledir. Depremler, yangınlar. Bir makam aracı mı geçecek, ne geçecek diye trafiği kapatıyorlar. Yangın bölgesinde. Arkada itfaiyeler bekliyor. En yoğun duyduğunuz şikayet ne? Ağzı olan konuşuyor. Normaldir bu. Devlet yönetemiyorsa, yetkililer sorunu teşhis edip çözüm üretemiyorlarsa, her kafadan bir ses çıkar. Yalanlar, çarpıtmalar dolaşıma girer. Herkes afet uzmanı olur. İş başında olması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla diye cümle kurduğu bir ülkeden bahsediyoruz. 2 sene önce yangın söndürme uçağı olmadığından yakınan ilgili bakan, bugün aynı şikayeti tekrar ediyorsa ağzına kürekle vurmak icap eder. Ne çare vatandaş özel hayatında gösterdiği titizliği genelde esirger. Misal, direksiyonu devrettiği kendi evladı dahi olsa 2 yalpalamadan sonra bir dakika der. Baktı olmuyor, anahtarı alır elinden ehline verir. Köyünüzdeki muhtarın bile kredisinin bittiği bir limit vardır. İş merkezi idareye gelince orada akan sular durur. Türkiye'de yaşanan bu akıl tutulması. O yüzden kimse kısa orta vadede ne olur kestiremiyor. Basit sorular dahi sorulmaz oldu. Mevzu bahis olan yangınsa mesela, diyelim ki sabotaj, daha yakınlarda deprem oldu, sel felaketleri yaşandı. Teröristler mi sebep oldu? Geçen ayın gündemiydi mesela. Müsilaj da mı sabotajdı? Muhakeme yeteneğini yitiren toplum her yere savrulabilir. Son birkaç gündür iç yakan haberleri ve görüntüleri tararken, Yalçın Karatepe'nin RT'lediği bir tweet gözüme çarptı. CHP'li Murat Emir, Erdoğan'ın "THK'nın elinde uçak falan yok" cümlesine şöyle cevap veriyordu. Çünkü FETÖ kurban derilerini rahatça toplayabilsin diye bilerek ve isteyerek Türk Hava Kurumu'nu iflasa sürüklediniz, uçaklarını çürüttünüz. Dağılabiliriz. Fail bulundu.